Sayın Şahin buyurun. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Şahin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alarak Kahramanmaraş genelinde yapılan yatırımlarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, deprem sonrası Kahramanmaraş'a yapılan yatırımlar hakkında gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Konuşmasında şehirde hayata geçirilen projelere ve sağlanan desteklere dikkat çeken Profesör Doktor Şahin, eğitimden sağlığa, altyapıdan tarıma kadar pek çok alanda yapılan çalışmaların bölge halkının yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini ifade etti. Pazar günü memleketimiz Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli fırtınadan dolayı can kaybı ve mal kaybı olmuştur. Şehrimize büyük geçmiş olsun diliyorum. Değerli milletvekilleri, 6 Şubat 2023 tarihinde hepimizin derinden yaralayan tarihin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşadık. Dünyada eşine belki de hiç rastlanmayan ve 11 ilimizi etkileyen iki büyük depremle yerle bir olduk. Kahramanmaraş'ımızda depremden hemen sonra inşa ve İHA çalışmaları tüm kurumlarımızla birlikte topyekün devam etmektedir. Profesör Doktor Şahin, hükümetin yerel kalkınma stratejisi doğrultusunda Kahramanmaraş'a yönelik çalışmaların devam edeceğini belirterek, amacımız hemşehrilerimize daha iyi bir yaşam sunmaktır. Tüm çabamız halkımızın refahını ve mutluluğunu artırmak içindir dedi. TOKİ tarafından 33.625 adet kentsel konut ve iş yerinin ihalesi yapılarak sözleşmesi imzalandı. Bunlardan 23.899 adedinin kuralları çekilerek hak sahiplerine teslim edildi. Hafta sonu yeni konutlar teslim edilecek. 2025 yılı sonuna kadar 63.030 konut ve 5.846 iş yeri olmak üzere toplam 68.876 adet konut ve iş yeri vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Toplamda 347 köyümüzden 13.807 adet konutun inşası planlandı. 281 köyümüzde 12.036 adet konutun yapımına başlandı.